ülkemizi, dünyayı, burçları Ağustos ayında neler bekliyor? İnsanlık altın çağın kapılarını aralamıştı. Şimdi altın çağın merkezinde gerçek bilgilerle harmanlanmaya başlayacak ruhlarımız. 11 Ağustos'ta altını çizerek söylüyorum. Muhteşem bir süper dolunay gerçekleşecek. Boyutlar arasındaki perde kalkıyor Ağustos'ta. Ekonomik anlamda büyük dalgalanmalar, yaptırımlar, özellikle Ağustos ayı gökyüzü enerjileri yapmamız gerekenlerle arkamızda bırakmamız gerekenleri netleştirmemizi sağlayacak. Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ayın beklenen videosuyla karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ağustos ayını çok merak ediyorum. Ve içimde de bir tuhaf böyle bir hisler var Ağustos'la ilgili. Bakalım ne olacak, neler olacağını, gökyüzünün neler söylediğini, gökyüzüne en iyi rehberlik eden isimden Doktor Astrolog Şenay Devi'den öğreneceğiz. Haydi geçelim ortak yayına. Ağustos'un çok önemli bir olayı var. Aslan kapısının açılması. O ne? Var mı? Ne anlama geliyor? Onu da soracağım Şenay Devi'ye. Hadi geçelim ortak yayına. Ülkemizi, dünyayı, burçları Ağustos ayında neler bekliyor? Öğrenelim. Selamlar. Şenay'ım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Tabii ki seni görünce daha iyiyim. Ama ben de vallahi çok özledim seni. Ben merak ediyorum. Tabii ki bu ay nasıl olacağız? Ben nasıl olacağım? Burcum nasıl olacak? Tanıdıklarımın burçları nasıl olacak? Ülke nasıl olacak? Dünya nasıl olacak? Gözümüz, kulağımız sende. Bir kere yayın esnasında söyledim. Biz yine zannediyorum bu tabiri ilk bizden duydular. Geçen sene Ağustos ayı yayınımızda Aslan Kapısı portalının, yani Sirius'un ve 8'i temsil eden DNA koduyla ilişkili ruhsal güneşimiz Sirius'un en yüksek haliyle bizim ışık kodlarımızı, dünyaya geldiğimiz ruhumuzun, bedenimizin şifrelerini çözebileceğimiz enerjilerle dolu. 8 aynı zamanda numarolojide sonsuzlukla ilişkili bir sayı olduğu için yüksek bir bilinçle farkındalık kazanacağımız ruhsal deneyimlerin, dünya dışı varlıkların, ki biz bu dünya aleminde hiç bir zaman sadece insanlar, hayvanlardan ve doğadan ibaret değiliz. Daha yoğun deneyimlerin, bu anlamda özellikle uzay bilimiyle ilgili, uzay bilim, yer bilim, arkeolojiyle ilgili pek çok saklı gerçeğin gün yüzüne çıkacağı, insanlığın çok uzun zamandır belki de uyutulmak istendiği konularda köklü bir uyanış yaşayacağımız enerjilerle karşı karşıyayız. Bakın, bu çok özel bir etki. 8'inde gerçekleşecek Aslan Kapısı portalı yeryüzüne açılırken aklımızdan geçenlere, hayata geliş amacımıza, bizi engelleyen korkularımıza, adım atmamızda, ilerlememizde engel teşkil eden çevresel faktörlere, yakınlarımıza ve sürekli başkalarına hesap vermekten kendi hayatımızla ilgili geciktirdiklerimizin uyanışına getirecek her birimize. Bu çok güçlü ve çok etkili bir enerji. Her yıl gerçekleşen, insanlığa armağan bir etki, ama Ağustos ayında lütfen kağıtları, kaleminizi, videoyu durdurarak not alın. 1 Ağustos'ta devrimlerin gezegeni Uranüs, Kuzey Düğümü ile birlikte Mars'la aynı hizada olacak. Yılın en önemli gezegensel etkilerinden biridir. Bu enerji bireysel anlamda bizlerin yanı sıra kitleleri etkileyen bir enerji olacak. Uranüs şöyledir, elektrik enerjisi gibi düşünün bunu. Kişiyi dokunur, ya kül edip yakar, ya da içinde kaldığı, sıkışıp durduğu o karanlık çemberin dışına fırlatır. Yana yana küllerinden yeniden doğmayı beraberinde getirir. Tarımla ilgili konular, özellikle teknoloji dünyasında büyük değişim ve yenilikler, gıdayla ilgili arz sorunları, yani arz ve taleple ilgili
büyük sorunlar dünya genelinde ülkemizde etkili olacak. Eskiye karşı yeninin güçlü bir şekilde yapılanması ve medeniyetleri ilgilendiren veri ve bilgilerin gün ışığına çıkması, bugüne kadar saklanmış bilgiler, belgeler, önemli yeraltı kaynakları, uzay bilimiyle ilgili konuların gün yüzüne çıkması ki geçtiğimiz günlerde pek çok bizi izleyen takipçilerimiz yakından biliyorlardır. NASA evrenin bir fotoğrafını çekti ama o fotoğraf bundan çok daha öncesine aitti. Biz şu anda evrenin, gezegen yerleşkelerinin, yıldız kümelerinin hangi noktada ve ne durumda olduğunu halen bilmiyoruz. Demek ki bu Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle ve Mars'la etkisi uzay çağında da uzay bilimiyle ilgili konularda da devrimsel nitelikte gerçeklere eriştirecek bizleri. İnsanlık altın çağın kapılarını aralamıştı. Şimdi altın çağın merkezinde gerçek bilgilerle harmanlanmaya başlayacak ruhlarımız. Z kuşağı, alfalar, küçük alfalar, Ağustos ayı enerjileriyle çok yüksek farkındalıklar, daha önce duymadığımız şeyleri söyleyebilirler, inanılmaz güçlü sezgiler, sen de bir akrep kızısın, sezgilerinin bu dönemde olağanüstü bir şekilde, hatta seni rahatsız edecek boyutta yükseldiğine eminim ben haritanı bildiğim için. Yalnız şu noktada sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu dönem öyle bir döngü ki, Ağustos ayı mottomuz şu olsun. Her arı balla betimlenir değil mi? Siz hiçbir arının sineğe, halk arasındaki tabiriyle ne olduğunu biliyorsunuz. Sinek neye konar? Ama arı bala konar. Hiçbir arının bala konmakla ilgili sineğe tavsiye verdiğine tanıklık ettik mi doğanın içerisinde? Etmedik. Biz kendimiz gibi arıları etrafımızda bulmaya, odaklanmaya daha fazla önem gösterip hiçbir sineğin zihnimizi karıştırmasına ve bizi kendi hayatımıza çizdiğimiz yoldan alıkoymasına izin vermeyelim. Bu böyle bir enerji. Kendi merkezimizde kalabilmek çok çok önemli. Bakın 8 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Kapısı Portalı ki onunla ilgili ayrıca bir makale de yazacağım. Yazdım daha doğrusu astrodeha.com'da yayına girmiş. Lütfen o enerjiyi doğru betimlemeye özen gösterin. Kundalini enerjisi ruhsal ve evrensel boyutta açılıyor. Bak senin mesela anlatmak zamanı programını bu döngünün içerisinde yapıyor olman aslan nedir? Cesarettir. Aslan nedir? Gücü temsil eder. Aslan nedir? Aslan her şeyden önce kalbi temsil eder. Yani kalbe, ruha ait her konu bu dönemde büyük bir cesaretle pek çok engellemeye ve baskıya rağmen kendi yolunu çizip olması gereken noktaya erişiyor. İşte senin programının da bu döngüye gelmesi bir tesadüf değil. Zaten hayatımızda yaşanan her şeyi tesadüfler silsilesine bağlarsak yaşamımızın amacından ve bize verdiği mesajlardan uzaklaşırız. Hayatımızdaki belirsizliklerin netleşmeye başlayacağı, başkalarının enerjileri, başkalarının işleri, istek ve taleplerinden dolayı bakın pek çoğumuz kendi merkezimizde değiliz sevgili izleyenlerimiz. Hepimiz bir koşuşturma hali içerisindeyiz. Sürekli bir yetişme hali içerisinde fark ettiklerimizi, hissettiklerimizi, algıladıklarımızı düşünebilecek kadar kendimize zaman ayıramıyoruz. Ama bu portalın içerisinde özellikle o 8 sayısı numarayı da sonsuzlukla ilişkilidir. Atalarınızdan gelen rahatsızlıklarınızı ruhsal ve bedensel anlamda bu enerji altında şifalandırmanız mümkün. Belirsizlikleri netleştirmeniz sizi kendiniz olmaktan alıkoyan durum ve şartları iyileştirebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. 11 Ağustos'ta Kova Burcu'nda muhteşem bir süper dolunay, altını çizerek söylüyorum, muhteşem bir süper dolunay gerçekleşecek. Bu hayatımızda bastırdığımız şeyleri temizleyebileceğimiz, özellikle hukuksal konular, mecburiyetlerden dolayı
esaret altında sürdürdüğümüz yaşamlarımızdan özgürleşebilme, şifalanma enerjisini getirecek ki zaten Süper Dolunay yayınını sevgili İlkay'la burçları etkileriyle paylaşacağız sizlerle. Ama çok önemli gezegen geçişleri. Bakın, kalbe ait her konunun şifa bulacağı enerjilerle karşı karşıyayız. Ben Ağustos ayı gökyüzü enerjilerini Hazreti Mevlana'nın şu söylemiyle betimledim. Bil ki güneşe bakmaya cesaret edemeyenler gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Gelin biz, cüret başka, cesaret başka şeydir. Kalplerimizin sesini dinleyelim, yüreğimizi elimize alalım ve gözümüzü güneşe dikip onun ışığıyla her gölgeden özgürleşip aydınlığa erişelim. Şimdi 8 kodu da bu kadar güçlü bir titreşimle birleştirici enerjileri beraberinde getirirken yeryüzüne, ayrıştıranların, karanlıkla beslenenlerin, karanlığa hizmet edenlerin, kendi çıkarları doğrultusunda iyiye haksızlık edip onları hayatlarında sınırlayıcı enerjilerle baş başa bırakanların da kendi karanlıklarında, ki bizim yayınlarımızı sıkıca takip eden tüm okurlarımıza buradan teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Onlar zaten iyi birer dinleyici ve biliyorlar. Bizim yaklaşık 2 senedir gökyüzüne rehberlik ederken bugün ülkemizde ve dünyamızda yaşananları nasıl mesajlarla verdiğimiz apaçık ortada. Şimdi daha da fazlasına tanıklık edeceğiz. Özellikle para piyasaları, liderlerle ilgili alanlar, sanat dünyasıyla ilgili geçmiş meseleler, belki hakka yürümüş sanatçıların bile uğramış oldukları haksızlıkların haklılığının gün yüzüne çıkacağı bir Ağustos karşılıyor bizleri. Boyutlar arasındaki perde kalkıyor Ağustos'ta. Bakın tekrar söylüyorum. 8 Ağustos Aslan Kapısı portalı çok önemli. Boyutlar var. 1. boyut, 2. boyut, 7. boyut. Ki bunu araştıranlar, hermetik felsefeyle ilgilenenler ne demek istediğimi daha derinden anlayacaklardır. Bu özel enerjilere 22-25 Ağustos'ta Güneş Regulus kavuşumu. Bir gün seninle sadece sabit yıldızları ve biraz hermetik felsefeyi konuşalım İlkay. Harika. Şimdi olur. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Regulus 4 kraliyet yıldızından biridir ve kuzey gökyüzünün koruyucusu olduğu kabul edilmiştir. Taç çakramızı yönetir ve tamamen bu enerji yaşam yolculuğumuza pozitif titreşimlerle rehberlik eder. Ekonomik anlamda ne dedik? 1 Ağustos'tan itibaren büyük dalgalanmalar, yaptırımlar, özellikle krediler, faizler, yabancı para birimleri, bitcoinler, altcoinler, dijital paralarla ilgili yaptırımlar, kısıtlamalar ve hak talepleriyle ilgili kaostan sonra düzenlemelere tanıklık edeceğiz. Ama bu enerji hayatımıza pozitif yansımalar, nefes alabileceğimiz, daha huzurlu hissedeceğimiz, ne yaptığını bilmemek çok zordur insan hayatında, karar verememek. Ağustos ayı gökyüzü enerjileri yapmamız gerekenlerle arkamızda bırakmamız gerekenleri netleştirmemizi sağlayacak. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'nda ilerlemeye başlarken 24 Ağustos itibariyle devrimlerin gezegeni Uranüs'ün astrolojik tabiriyle retro, yani durağan seyri başlayacak. Bu da son 7 ayda yaşamlarımızdaki değişikliklere dönüp bakmamız, nereye geldiğimizi gözden geçirmemiz, şartları gözden geçirdikten sonra seçimlerimizi değerlendirip harekete geçmemiz adına bir fırsat aslında. Geciktirmek, inat etmek, ne yapsam olmuyor demek bu güçlü enerjiyi yönetememek anlamına gelir. Bu 7 ayın mükafatını almak istiyorsak harekete geçelim. 27 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda şahane bir yeni ay gelecek. Ama bu yeni ayda savaşın ve cesaretin temsilcisi Mars etkili olduğu için dünya genelinde sınırlarla ilgili noktalar,
sınır kapıları, sınır komşuları, silahlar, silah ticareti, patlayıcı maddeler ve patlayıcıya ait kimyasallar, bunlarla ilgili alanlarda pek çok şeye tanıklık edebiliriz. Bunlar hem pozitif anlamda hem negatif anlamda tanıklık edeceğimiz enerjiler olarak seyredecek. Ve sıcak savaşların soğuk savaşa dönüşeceği, özellikle ülkelerin birbirlerinin kişisel verileri, gizli bilgileriyle ilgili konularda pek çok gizli anlaşmalar, yeni yapılanmalar, hacker saldırılarının getireceği kaostan sonra karanlığın beyaza dönüşmesi için mecburi yaptırımlarda söz konusu olabilir. Ama her şeyden önce ruhlarımızı arındırmak, temizlemek ve yaşam yolculuğumuzda sürekli aynı tekrarlardan özgürleşebilmek için 27'sinde gerçekleşecek Başak Yeni Ay'ın mesajlarını iyi algılamak lazım. Başkalarının doğrularıyla kendi doğrularımızı yarıştırmayı bir tarafa bırakmalı. Kendi doğrularımızla, eksiklerimizle bunları sorgulamalıyız. Bunları yaparsak büyük bir dönüşümün içerisinde daha kolaylıkla yer alabiliriz. Ayrıca ay boyunca diyete başlayın, tıbbi estetik müdahaleler, saç bakımı, cilt bakımı yaptırmayı düşünüyorsanız ayın ilk 11 günü bu enerjileri güzel değerlendirin. Fakat kovada gerçekleşecek süper dolunayın evresi, yani 13'ünden 18'ine kadar olan dönemde kiminle nerede ne konuştuğunuza çok dikkat edin. Kişisel güvenliğinizle ilgili konular, telefonunuz, sosyal medyanız, bankayla ilgili yaptığınız şifreleri değiştirmek, güvenlik tedbirlerini arttırmak da faydalı olacaktır. Çünkü ay boyunca fikir hırsızlıkları, bilgi hırsızlıkları ve kişisel mahrem olan eşyalarımıza saldırılar, verilerin başkalarının eline geçip şantajlar, baskılar gibi konular dünya genelinde, ülkemizde, bireysel anlamda yaşamlarımızda dikkat edilmesi gereken unsurların arasında yer alıyor. O yüzden biraz daha kontrollü, biraz daha dikkatli olmamız çok önem taşıyor. Kendi merkezinde kalan hayatındaki karanlıkları, keşkeleri iyileştirebilir. Ve Ağustos ayı boyunca Kundalini, bakın, müthiş bir enerjinin dışa vurumudur. Bu evrensel boyutta ve bireysel yaşamlarımızda her zamankinden çok daha fazla etkili olacağı için kendimizi, zihnimizi doğru şekilde yönlendirmeye gayret etmemiz lazım. Yarışımız kendimizi geliştirmek, ruhumuzu iyileştirmek, sevdiklerimizle ilişkilerimizi güçlendirmek için olursa ciddi anlamda kök salacağımız, kendi benzerlerimizle ilişkilerimizi güçlendirip sağlam hale getireceğimiz enerjiler söz konusu. Çünkü ay boyunca karanlığa hizmet edenler, karanlıkla beslenenler, insanları inançlarından, zaaflarından, zayıflıklarından, mesleği ne olursa olsun sömürenler, ciddi imtihanlar ve prangalara teslim olma enerjisiyle karşı karşıyalar İlkay'cığım. Kalp odaklı yaşayanlar, bakın, iki organ var bedende. Biri kalp, biri beyin. İkisi de muhteşem ama anlaşılması zor iki organ. İkisinden birinde tıbbi olarak herhangi bir rahatsızlık söz konusu olduğunda bedenimizdeki, ruhumuzdaki tüm mekanizma alt üst oluyor. Beynimiz bizi aldatabiliyor, beynimiz bizi kandırabiliyor. Kalbimizin ağrısını yok saymak için biz kendimizi aldatacak her yolu seçip kendimize yabancılaşıyoruz. Bu ikisini dengede tutabilmek, bu ikisini uyumlayabilmek hakikaten zor. Benim için de zor, İlkay için de zor, sizler için de zor. İşte Ağustos diyor ki gel bu ikisini arındır. Ya onların arasındaki uçurumu gel yakınlaştır ve bu ikisini şifalandır. Bunun çok kolay olmadığını ben de biliyorum. Zaten en zoru bu. Biz kalplerimizle yaşamayalı belki çok uzun zaman oldu. Hayat telaşı içerisinde. Ha, bunu da tekrar söylüyorum. İlkay'la tüm programlarımızda bas bas gökyüzüne rehberlik ederken ifade ettik. Bir daha edeceğiz. Virüsle olan imtihanımız bitmedi.
Kasım 2022'ye kadar devam edecek enerjilerle karşı karşıyayken sizleri çok seviyorum ve sizlerden rica ediyorum. Lütfen virüsün farklı varyantları, farklı virüsler, dünya genelinde yeni kısıtlamalar, yapılanmalar ve gerek uçuşlar, yolculuklar, sağlık sektörüyle ilgili konularda yeni tedbirler alınabileceğine işaret ederken gökyüzü, lütfen kendinizi koruyun. Çünkü maalesef gönül istiyor ki virüs bitsin, her şey eskisi gibi olsun. Biz eskiyi bırakalım, eski arkamızda kalsın Ağustos'la birlikte. Yeniyi kucaklarken daha tedbirli, daha dikkatli, her şeyin yasal yaptırımlarla olması gerektiğine dikkat kesilmeden hem kendimizi hem sevdiklerimizi koruyarak hareket edelim. Çünkü şu dönemde bakın vaka sayıları artmaya başladı. Yurt dışında maskeler geri geldi. Ülke adı verip de kafanızı karıştırmayacağım. Sizler benden daha iyi internet kullanıcılarısınız, daha iyi biliyorsunuz. Gerçeği idrak edelim. Gerçeğe uyandığımız günlerdeyken öfkeyle kalkan veya aşırı derecede rahat olan zararlı oturur. Enerjimizi düşürmeyeceğiz. Enerjimizi güçlendireceğiz. Hazır kundalini etkisi bizi karşılarken bunu yapalım ama lütfen sağlığınızı riske edecek yaklaşımlarda bulunmayın. Hatta buradan beni izleyen, dinleyen tüm okurlarıma şunu söylemek istiyorum. Beni seviyorsunuz, ben sizleri daha çok seviyorum. Bizim duamız bir, niyetimiz bir, kalbimiz bir hep birlikte. Dışarıda beni gördüğünüzde, sarılmak istediğinizde ben şöyle yapıyorum. Bunu inanın hem kendimi hem sizleri korumak için yapıyorum. Lütfen o sarılmalar, koklaşmalar için daha zamana ihtiyacımız var. Aile bireylerimizde de dikkat edelim. Lütfen üzücü olaylarla sınanıp evlere kapandığımız günleri unutmayalım. Aman, aman dikkat edelim. Peki burçlara geçeceğiz mi? Bu arada kehribarı kullanabilirsin. Ay teşekkür ederim. Korkuyorum. Bir yayında arkadaşlar bir şey takmıştım. Şenay bana yayında çıkartmıştı onu. Çıkarttırmıştı. Çıkartmamışım diye. Sana Ağustos ayında bir sürprizim olacak. Geçen gün haritanı inceledim. Elementlere göre biliyorsun yantralar kullanabiliyor. Senin gümüş yantranı haritana gezegen saatlerine göre hazırlatıyorum. Bittiğinde haber vereceğim. İstanbul'a geleceğim demiştin, gelemedin. Geldiğinde veririm diye düşünüyorum. Olmadı, kargoyla göndereceğim onu sana. Of. Niyetimiz gelmeye olsun. Evet. Niyetimiz evet. Yeni ay çalışmasıyla ilgili de bir şey yapmalıyız. Mutlaka geçen yayında konuştuk ya, ayı birlikte gözlemleyerek anlatacağımız bir evet, şey olsun evet. İstiyorum. Niyetimiz tamam, bu olsun. Ona da gelelim burçlara yani. Etkilerine. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar, özellikle ayın ilk 10 günü işinizle ilgili bir takım baskılar, aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazanma hırsı yüksek kişilerin oyununa gelmemeniz fazlasıyla önem taşımakta, iyi niyetin suistimal edilmesi veya verilen sözlerin farklı şartlarla karşınıza getirilip sizi imzaya mecbur bırakacak kişilere dikkat etmelisiniz. Kendi merkezinizde kalın derken özellikle koçlar, siz bu 10 gün içerisinde çok dikkatli olmalı. Bilmediğiniz hiçbir işe yönelmek, işbirliği içerisinde olmak gibi eylemlerden uzak durmalısınız. Bu 10 günü atlattıktan sonra daha iyi ve istikrarlı enerjiler sizleri karşılayacak ama iş yaptığınız insanlarla ahlaki değerlerinizin bir olmasına, ortak fikir ve projelerde bulunmaya özen gösterin. Sağlığınızla ilgili konularda ise kronik sağlık problemleri olan koçlar, ayın ilk 15 günü tıbbi müdahaleler, tedavilerle ilgili noktalarda gökyüzü sizi uyarırken bu anlamda lütfen ihmalkar davranmayın. 15'inden itibaren alım satımlar, miras, yasal konular, özel yaşama ait sorunların çözümlenmeye başlayacağı, daha rahat nefes alacağınız, daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olacak gerçek dostların tavsiye ve önerileriyle ilişkileri güçlendireceğiniz etkiler söz konusu. Bu ay hedeflerinizi 15'inden sonra netleştirmek ve sizi geriye çekmeye çalışan insanlarla ilişkileri noktalayıp dostlukları yeniden yapılandırmak size maddi manevi büyük artılar olarak geri dönecektir. Sevgili boğalar,
2016'dan bu yana çektiklerinizin madden, manen özgürlüğüne erişeceğiniz, işinizle ilgili konularda, finansal noktalarda, hukuksal anlamda mücadele verdiğiniz her şeyin meyvelerini toplayacağınız bir Ağustos karşılıyor sizlere. Şimdi hedeflerinizi belirlerken ufak tefek gecikmelere tahammüllü davranmalı, başkalarına kızıp da işinizi engelleyecek, daha doğrusu işinizi sabote edebilecek hiçbir kararın altına imza atmamalısınız. Sakinliğinizi korumak, biraz daha sabırlı davranmak, emin olun size hiçbir şey kaybettirmeyecek, artına kazanımlar ve mükafatlar olarak taşlandıracak yaşamlarınızı. Fakat özel yaşamlarında sürpriz kararlar, sürpriz değişimler, kalıcı bir beraberliğe adım atabilirler. Birlikte olduğu eş veya sevgiliyle ortak kararlar alıp ortak yatırım planları, yerleşim değişikliği gibi konuları gündemlerine alıp gerçekleştirebilirler. Finansal konularda da sürpriz yatırım planlarıyla uzun vadede de kısa vadede de kazanımlarını yükseltecek enerjilerle karşı karşıyalar. Fakat bu ay kilo alma eğiliminiz yükseliyor sevgili boğalar. Ben de bir boğaya aslanım. Boğazımızı tutacağız. Sağlıklı beslenmeye özen gösterip ayın ilk gününden itibaren sağlıklı bir diyet programı izlemeye özen göstereceğiz. Aksi takdirde bu yaz günlerinde kilolarımız bir anda artabilir. Bölgesel yağlanmadan muzdarip olabiliriz. Hukuksal anlamda ve eğitsel konularda ise son derece güçlü, şanslı enerjiler boğaları karşılarken gizliliğe önem vermeli, son noktayı koymadan hiçbir başarıyı, hiçbir kazanımı açıklamamaya gayret etmelisiniz. Sevgili ikizler, kaos döneminden kurtulduğunuz, kurtuldukları diyorum çünkü bir şeye tam odaklanırken sürekli çemkiren, aşağıya çekmeye kalkan pek çok şeyle uğraştı ikizler. Bu anlamda rahat bir nefes alacakları, fakat işle ilgili konularda teknikle ilgili problemler yaşayabilecekleri, işiniz ne olursa olsun kullandığınız materyallerle ilgili teknik aksaklıklar 13'üne kadar dikkat etmeniz gereken enerjilerin başında geliyor. Bu anlamda hırsızlık, maddi kayıp veya dolandırıcılıklar yaşamamak için de güvenmediğiniz insanlarla işe koyulmayın. İşle ilgili noktalarda teknik aksaklıklar yaşanabilir. Güvenmediğiniz insanlarla kesinlikle iş yapmayın. Güveninizin olduğu, sağlam çalıştığını bildiğiniz ama biraz ağırdan alan insanlar da olsa siz doğrularınıza, güvendiğiniz kişilere inanarak hareket ederseniz bu ay önemli işbirlikleri yurt dışı ve yurt içerisinde çok daha fazla bilinirliliği artıp işiniz, mesleğinizin kategorisine göre büyüme sağlayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat gökyüzü şu noktada uyarıyor sevgili ikizlere. Ailesel konular, kendi yakınlarınızla ilgili noktalarda ciddi sorunlar ve problemler söz konusu olabilir. Özellikle finansal konular, ortak yatırım planlarınız varsa hakkınızı alıp işin içinden çıkmak çok daha hayırlı sonuçları beraberinde getirebilir. Kardeşler, aile bireyleri ve akrabalardan sorunlar yaşamamak için. Özel yaşamlarında ise aşırı ego yükselebilir. Aman dikkat, aslan döngüsünde egoya değil sevgiye yönelmek önemli olan. Anlamsız kıskançlıklar ve kıskançlıklara bağlı ilişkide gerginlikler özel yaşamda tamamen fikir ayrılıklarına sebebiyet verebilir. Kendi tavır ve davranışlarınızdan dolayı eş veya sevgilinizle aranıza görünmez bir perdenin oluşmasına sebebiyet verip üzülebilirsiniz. Dikkatli olmakta, eşin, sevgilinin bireysel haklarına, bireysel yaşamına, özgün yaklaşım ve tavırlarına saygılı olmak ilişkiler açısından kurtarıcı olacak. Fakat gökyüzü eklemler, omurilik bölgesiyle ilgili hassasiyetlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor sevgili ikizlere.
Sevgili yengeçlerse özellikle ayın ilk 10 günü işleriyle ilgili konularda yeteri kadar değer görmedikleri düşüncesiyle duygusal patlamalar, gerginlikler, çıkışlar içerisinde bulunabilirler. Bu durum işlerinin sonlanmasını ve o öfkeyle veya duygusal gerginlikle yeni başlangıçlar içerisinde olabilecekleri olgusuna inanmalarına sebebiyet verebilir. Aman dikkat, bu aldatıcı bir enerji olacaktır. Şu döngüde sakin kalabilmek, ani fevri çıkışlar içerisinde bulunmamak, iş değişikliği düşünüyorsanız bir işi bulup netleştirmeden bunu söylememek hayrınıza olacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinde ise başkalarının özel yaşamları ile ilgili konularda konuşmamak, gördüklerine doğrusunu bilmeden yorum yapmamak, haklıyken haksız duruma düşmelerinin koruyucusu olacaktır. Aksi takdirde bu güçlü enerjiler altında kaos ve kargaşayla uğraşmak durumunda kalıp üzülebilirler. Sağlıklarıyla ilgili konularda özellikle mental sağlığınızı korumak istiyorsanız sezgilerinize kulak vermeli, size zarar veren pek çok bağımlılığı, alışkanlığı bırakabileceğiniz enerjiler sizi karşılarken özellikle 8 Ağustos ve 18 Ağustos'u iyi değerlendirin. Özel yaşamlarındaysa geçmiş ilişkilerle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Ayrılıklar yeniden barışa, yeniden ahenge, yeniden uyuma yöneltebilir onları. Tarihleri söylemedik. Ben onların sesini duyar gibiyim. Alttan telefondan yazmışlar. Şenay Hanım da özel günleri vermediniz diye. Haklısınız, hemen söylüyorum. Koçlar için 15 ve 21 Ağustos şanslı enerjiler, tıbbi estetik müdahaleler, önemli görüşmeler ve konuşmalar için. Boğalar 5 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar olan süreç planlarınızı, düşüncelerinizi içtenlikle içinize sinen her türlü duygusal meseleyi, sağlıkla ilgili konuları gündeminizde taşıyacağınız hayırlı tarihler. Bu tarihlerin dışında ise dikkati elden bırakmayın. Sevgili ikizler, sizler için de 8 Ağustos'la 16 Ağustos tarihleri arası riskli enerjileri barındıran etkiler söz konusu olduğu için bu tarihlerde teknik aksaklıklar, dolandırıcılıklar, finansal anlamda alacak verecek meselelerin krize dönüşmesi gibi olaylar söz konusu olabilir. Ayın diğer günleri sizin için son derece güçlü ve destekleyiciyken iletişimle ilgili konular, sağlıkla ilgili noktaları bu tarihlerde değerlendirin. Yengeçlerin verdik zaten. Geldik aslanlara. Sevgili aslanlar, sizler için yeni bir yaşam döngüsü. Soluk alacağınız, nefes aldığınız, nefes almanıza vesile olan kişinin, kişilerin kıymetini bilerek ortak fikirler, ortak kararlarla mesleki anlamda da bir takım mecburiyetler söz konusu olabilir. Sakın isyankar davranmayın. Bu dönemde özellikle 1 Ağustos'tan 11 Ağustos'a kadar göstereceğiniz sabır ve erdem meslek hayatınızda önemli fırsatları ve büyük dönüşümlerin kapılarını aralamanızı sağlayabilir. Sakın başkalarının sizi bir şeylere mecbur etmesini gurur kırıcı, onur kırıcı bir durum olarak ele almayın. Aslanın gücünü kalbinizde toplayın, aklınızla birleştirin, işinizi kükreyerek yapın ki dostlarınız sevinsin. Sizi mecbur bırakanlar üzülüp başarınız karşısında yenilgiye dayanamasınlar. Böyle bir döngü karşılıyor sizlere. Alım satımlarla ilgili konular, yerleşim değişikliğiyle ilgili noktalar, alacakların tahsil edilmesiyle ilgili alanlarda gökyüzü aslanları desteklerken bu enerjileri iyi değerlendirsinler. Fakat ailevi konular, arkadaşlarınızın bitmek tükenmek bilmeyen dertleri ve isteklerine hayır diyemezseniz işte o zaman işiniz zor olabilir. Hayır demeli, kendi merkezinizde kalmalı, önceliğinizi kendiniz ve size değer verenlere vermeniz gerektiğini unutmamalısınız. Özel yaşamınızda eş veya sevgilinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir,
ona yaptığınız hataları telafi etmek için elinizden gelen gayreti gösterip, aşkla, sevgiyle kararlar alıp, sürpriz gelişmelerle pek çok kişiyi de kendinizle şaşırarak önemli ve son derece güzel eylemler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Özellikle 19 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri arasında yapacağınız girişimler, başvurular, iletişimsel konular son derece olumlu etkileri ve kalıcı gelişmeleri beraberinde getirecektir. Sevgili Başaklar da, onlar da son 11 aylık döngüde çok fazla inişli çıkışlı yorucu enerjiyle karşı karşıya kaldılar. Şimdi ruhları dinginleşecek, rahat bir nefes alacaklar. Fikirlerinin arkasında durmanın maddi manevi bedelini ödediler. Şimdi maddi manevi karşılığını alacakları enerjiler söz konusu. Fakat bu dönemde kimsenin gelip de vicdanının karasını sizin vicdanınızda aydınlatmasına izin vermeyin sevgili Başaklar. Analitik zekanızı gerçekçilikle ortaya koymalı ve hiç kimsenin sizin olana, bırakın el sürmeyi, fikren bile müdahale etmesine duvar örmelisiniz. Hem kendinizi hem sahip olduğunuz güzellikleri koruyabilmek için. Bu ay önemli işbirlikleri, ortaklıklar, yatırım planlarıyla ilgili konularda sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Tereddüt ederseniz fırsatlar gelir, gider ve pişmanlıkla baş başa kalırsınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü ay boyunca alerjik reaksiyonlara dikkat etmeniz için uyarıyor sizlere. Alerjik reaksiyonlar vücudunuzda farklı rahatsızlıkları tetikleyip günlük hayatınızda sıkıntı yaratmasın. Özel yaşamınızda ise kalıcı beraberlikler adım atabilir, sürpriz evlilik kararları alabilirler ve evlilikleriyle ilgili dışarıdan gelen her türlü problemi, planlı saldırıyı eş veya sevgiliyle aralarındaki perdeyi kaldırarak, dürüstlükle konuşarak başarabilirler. Uzun seyahatler, yolculuklar, yurt dışı ile ilgili konularda da gökyüzü sizi desteklerken harekete geçmelisiniz. 11 Ağustos ve 19 Ağustos ayın sizlerin ve bu tarih aralığı sizin için en şanslı etkilerini barındırmakta. Bu tarihlerde gökyüzü sizi desteklerken en çok zorlandığınız konuları gündeminize aldığınızda istenilen sonucu almanız çok daha kolay olacaktır. Ayın diğer tarihlerinde ise daha dikkatli ve temkinli olma zamanı. Ve geldik sevgili terazilere. Senayim, teraziye gelmeden önce bizim seninle ikimizin ortak tanıdığı böyle Türk müziğinin efsanesi bir isim var. Başak Burcu. Adını vermeyelim şimdi, hani sormadım kendisine. Dedi ki o Şenay'a söyle, Başakları çabuk geçiyor. Ben direkt söylüyorum. Şehrazat'ım. Şehrazat, evet ya. Şehrazat'ım. Şerom'a selamlar, sevgiler olsun. Gerçekten o yazdıklarıyla kalplerimize İmzasını atmış. Yani. Çok özel bir ruh. Çok temiz bir ruh. Doya doya anlattım Şero Başakları. durdurup dinlersin. Başakları geçmesin ona göre. Ama güzel. Gayet uzun. Dikkat ettim Başaklara. Yok. Çok güzel enerjilerle karşı karşıyalar. Yorgun ruhları dirilmeye, dinginleşmeye başlıyor. Bir kere enerjisel anlamda. Bakın ne dedim yayının başında? Kundalini enerjisi. Bizi Yüce Yaradan şah damarımızdan daha yakın. Şimdi onun donanımlı kulları olarak donanım mekanizması en yüksek seviyede etkili olmaya başlayacak bir Ağustos'tan itibaren. Reddetmek yerine kabullenmek lazım. Ve unutmayalım ki kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Filler tepişince her zaman otlar ezilmiyor. Dengeler değişiyor Ağustos ayında. Çok şeye tanıklık edeceğiz hep beraber. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. Aşkla olan imtihanınızdan özgürleşiyorsunuz. Aşk hayatınızda hiç olmadığı saflığıyla, güzelliğiyle yer bulabilir. Size kaygılarınızı, korkularınızı unutacak. Önemli bir gelişme, önemli bir anlamlı rastlantı
hayatınıza yeni bir yön verebilir. Tabii ilişkisi devam eden ve evli olan teraziler de aşktan nasibini alacaklar. Korkularınızdan dolayı söyleyemediğiniz duygularınızı daha cesaretle söyleyebileceğiniz, aileniz veya eş ile sevgili arasında kalıp da kaçtıklarınızla yüzleşmenin hafifliğiyle ilişkiyi kalbinizin şeyda noktasına almayı başaracağınız enerjiler söz konusu. İşinize dört elle sarılmalı, iş değişikliği, iş birlikleri gibi konulardan kaçınmalı, var olan şartlarınızı tanıtmak, büyütmek için eşsel faaliyetler, internet reklamları, sosyal medyanızı doğru kullanmak gibi ilkeler üzerinde düşünmeli, gerekirse profesyonel yardımlar alıp bu anlamda ilerlemelisiniz. Sağlıklarıyla ilgili konularda ise böbrek enfeksiyonlarına karşı gökyüzü dikkatli olmaları adına uyarıyor onları. İdrar yollarıyla ilgili problemler, böbreklerle ilgili rahatsızlıklar Ağustos ayı boyunca dikkat etmeleri gereken enerjiler arasında, özellikle gayrimenkul, yabancı parayla ilgili noktalarda alışverişleri varsa, zarar ettiklerini düşünüyorlarsa 10 Ağustos ve 18 Ağustos tarihleri finansal konularda sevgili terazilerin şanslı günleri. Bu günlerde uzmanlarla iletişime geçmek, yerinde kararlar alıp kayıpları kontrol altına tutup daha büyük zararlardan korunmanız açısından önem taşımakta. Özel yaşamınızda şanslı enerjiler söz konusuyken dostluklarınızın da güçleneceği, dostlardan gelecek öneriler, tavsiyeler, tanıştırmalarla meslek hayatınızda istikrarlı enerjiler söz konusu. Virüsün olduğunu unutmadan sosyalleşmeli, davetler, toplantılarda söz hakkı verilmese bile kendinizi yaptığınız işle gösterebilecek her türlü imkanı iyi değerlendirmelisiniz. Eğitsel konularda da öğrenmekle ilgili kişisel gelişim olur, eğitiminizle ilgili bir alan olur, gökyüzü sizi desteklerken durmadan kendinizi geliştirebileceğiniz bu güçlü ayı iyi değerlendirin. Ve geldik sevgili akreplere. Sevgili akrepler, ayın ilk 5 günü işiniz gereği muhatap olduğunuz, olmak zorunda kaldığınız kişilerle samimiyet dengesini korumanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. İyi niyetiniz beklenmedik tepkilerle karşı karşıya kalmanıza, isminizin uzak yakın alakası olmayan konularla anılmasına sebebiyet verebilir. Allah esirgesin. Bir iftirayla karşı karşıya kalabilir. Yanlış bir işin bilmeden iyi niyette ortağıymış gibi gösterilebilirsiniz. Hiçbir şeyin profesyonelliğinizi gölgelemesine izin vermemeli. Her iyi sözün, her tatlı dilin sizi kalbinizde yer tutup da tüm cömertliğinizi ortaya koymaması gerektiğini bilinciyle hareket etmelisiniz. Ortaya koyduğunuz iyi niyet ummadığın taşın baş yarmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden dikkati elden bırakmamakta fayda var. Bunun yanı sıra işle ilgili konularda maliye, bankalar, resmi kurumlarla ilgili noktalarda daha fazla denetçi olmak, birlikte çalıştığınız insanların gözünden kaçacak bir ayrıntıdan dolayı mağduriyet yaşamamak için biraz daha kontrolcü, biraz daha disiplinli davranmak pek çok olası problemden koruyacaktır sizleri. Fakat 10 Ağustos'la 21 Ağustos tarihleri arasında hem auranızın hem aklınızın enerjisinin çevrenizi sarıp sarmalayacağı, finansal büyüme, tanınma, mesleğinizle ilgili güvene dayalı ilişkileri güçlendireceğiniz, daha önce yapılmamış işlerle ilgili detayların netleşmesiyle yeni plan ve projeleri uygulamaya hazır hale getireceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu tarihlerde oldukça atılımcı ve cesaretli olmanız önem taşımakta. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hormonal rahatsızlıklara karşı 14 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında dikkatli olmanız için uyarıyor sizlere. Bu bedeninizde bir
reaksiyon göstermeksizin ilerleyen hormonal bir rahatsızlık da olabilir. Bezelerin çıkması, vücutta belli bölgelerde döküntülerin olması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Lütfen bunları dikkate alıp uzman bir hekimin öneri ve tavsiyesini mutlaka ihmal etmeden gerçekleştirin. Özel yaşamınızda ise kendinizi kral ya da kraliçe gibi hissedeceğiniz, duygusal anlamda yoğun bir aşk, yoğun bir sevgi sarmalının içerisine gireceğiniz etkiler söz konusu. Umarım bu enerjiler tüm akreplerin kalplerindeki kırgınlıkları da zihinlerindeki soru işaretlerinin cevabını da bulmalarını ve iyileştirmelerini kolaylaştırır. Çünkü akrepler tamam mı, devam mı demek için bu ayki enerjilerle fazlasıyla önemli etkilere sahipler. Akrepleri kırdıysanız kalplerini kazanmaya, onlara sevginizi cömertçe ortaya koymaya özen gösterin. Vazgeçemez, bensiz yapamaz, nasıl olsa beni seviyor, gidemez diye düşünüyorsanız tekrar söylüyorum. Akrepler bu ay gözlerindeki perdeleri kaldırarak ilişkilerle ilgili konularda yaşadıklarını, yaşattıklarını, tavır ve davranışları gözlemleyerek kararlar verecek. Aman dikkat. 4 ve 8 Ağustos tarihlerinde ise konuşmalar, görüşmeler, kişisel veriler ve işle ilgili belgelerle alakalı her şeye titizlikle davranın, gökyüzü uyarıcı enerjileri barındırırken. Sevgili yaylar, sizler de uzun seyahatler, yolculuklar, yatırım planları, ticari faaliyetler, alım-satımlarla ilgili konularda ayın ilk 10 günü şanslı enerjilerle karşı karşıyasınız. Bir şeyleri hızlandırmak, daha kolay hale getirmek için güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişlerinde bulunmak, onlarla kar payı veya işbirlikler açısından anlaşarak hareket etmek, var olan şartlarınızın daha güçlü hale gelmesine, yapmayı düşündüğünüz yeniliklere daha hızlı adımlarla ilerlemenize yardımcı olacaktır. Ailenizin sağlık sorunlarına karşı gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor bu arada sizlere. Bu illa fiziksel bir rahatsızlık olmayabilir. Psikolojik anlamda rahatsızlıklar, aile büyükleri, ailenin yaşça büyük özellikle kadınlarıyla ilgili noktalarda bedensel rahatsızlıkları tetikleyebileceği için aile büyüklerinizle, yakınlarınızla biraz daha iletişime önem vermek, onlarla görüşmeye özen göstermek faydalı olacaktır. Bankalar, resmi kurumlarla ilgili sorunlarınızı ise ara buluculuk yapabilecek insanlarla kuracağınız iyi iletişimlerle çözümlemeniz adına gökyüzü desteklerken sizleri kibire kapılmaktan, her şeyi kendi başınıza yüklenip insanlardan bir şey istemenin zayıflık olduğunu düşünmekten uzaklaşma ayağı olsun sizler için. Finansal konularda özellikle 15 Ağustos ve 29 Ağustos tarihleri karlı yatırımlar, alacakların tahsili gibi konularda gökyüzü sizi desteklerken bu tarih aralığını iyi değerlendirmeniz akıllıca olacaktır. Özel yaşamınızda ise inatlaşmalar, geçmiş konuların gündeme gelmesi, ilişkilerle ilgili küçük bir krizin büyük bir sorun haline gelmesine ve ilişkilerde güven problemi yaşanmasına sebebiyet verecek hırslı konuşmalara neden olabilir. Aman dikkatli olun. Ağustos yıkma değil, yapılanma, çözüm arama. Bitirecekseniz bile edep çizgisinden ayrılmadan saygıyı koruyarak birbirinizin yüzüne bakamayacak hale gelmemeniz adına da uyarıcı enerjileri getirmekte. Ve sevgili oğlaklar, gökyüzü ayın ilk 5 günü sağlığınızla ilgili konularda enfeksiyonlara karşı hassasiyetinizin yüksek olduğunu vurgularken aman dikkatli olun. Kullandığınız ilaçlar, yediğiniz şeyler, gıda zehirlenmesi, ilaç zehirlenmesi gibi hassasiyetler ayın ilk 7 günü dikkat edilmesi gereken enerjiler arasında. İşinizle ilgili konularda sorumluluğunu yerine getirmeyen bir ortağınız mı var? Noktalayın. Ait hissetmediğiniz bir işin içerisinde misiniz? Daha iyi şartlarla, daha iyi imkanların olabileceğinin bilinciyle arayışa geçin. Kapıları çalın ki size açılsın.
hiç kimsenin sizi istemediğiniz bir işte mecbur bırakmasına, sizin hassasiyetlerinizden ve mecburiyetlerinden dolayı yararlanmasına müsaade etmeyin. Finansal konularda birine kefil olmak, borç para vermek, arabuluculukla ilgili alanlardan uzak durmanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. İyi ilişkileriniz bozulabilir, haklıyken haksız duruma düşüp üzülebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili konularda kafanızı karıştırmak isteyen, geçmişte yaşadığınız bir acıdan sizi yakalamak isteyen, ama aile, ama arkadaşlık ilişkilerinize dikkat edin. İnsanı bitiren ve karanlığa sürükleyen duyguların başında şüphe gelir. Sizi şüpheye düşürenler, mutluluğunuzdan ve sahip olduğunuz güzelliklerden rahatsız olanlar olabilir. Aman dikkatli olun. Özellikle 13 Ağustos ve 19 Ağustos tarihleri arasında gökyüzü özel yaşamla ilgili konularda dikkat enerjisini barındırırken sizin için kimsenin sizi şüpheyle yanlışlar yapmasına müsaade etmeyin. Ayın geri kalan tarihlerinde tıbbi müdahaleler, cilt bakımı, diş bakımı, estetik operasyonlar, diyetle ilgili noktalarda gökyüzü destekliyor sizleri. Ve sevgili kovalar, aşkla, sevgiyle, dostlukla ilgili yaşadığınız gergin enerjilerden sonra hayırlı bir ay karşılıyor sizleri. Yaptığınız hataları, yanılgıları, dolduruşa gelerek kızgınlıkla, araya mesafe koyduğunuz insanlarla ilişkileri güçlendireceğiniz, toparlayacağınız ve yanlış arkadaşları hayatınızdan çıkartabilme kararlılığını ortaya koyacağınız bir aydasınız. Burcunuzda gerçekleşecek süper dolunay, son 4,5 ayın ağırlıklarını, yılgınlıklarını, yorgunluklarını söküp atacak yaşamlarınızdan. Bu güçlü enerjiler sizleri desteklerken işinize, dostunuza, sizi siz olduğunuz için seven aile bireylerinize daha fazla özen gösterip onlarla ilişkilerinizi güçlendirmeye gayret içerisinde olun. Özel yaşamınızda kaybettiğiniz romantizmi, aşkı, sürpriz gelişmelerle yeniden kazanabileceğiniz, yarım kalan bir aşk hikayesinin tamamlanacağı, karşı tarafın atacağı ısrarcı sevgi dolu adımlarla ilişkilerle ilgili büyük bir karmik enerjiden, döngüden özgürleşip gerçek mutluluğu yakalayabileceğiniz etkiler söz konusu. Fakat sağlığınızla ilgili konularda fıtıklar, boyun ve belle ilgili hassasiyetlere olanlar ekstra dikkatli davranmalılar. Bankalar, krediler, kredi kartları ve internet üzerinden yaptığınız işlerde mağduriyetler ve sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız 8 ve 11 Ağustos tarihleri arasında güvenlik tedbirlerinizi arttırın. Ev mi almak istiyorsunuz? Arabanızı elden çıkarmak mı istiyorsunuz? 18 Ağustos, 28 Ağustos tarihleri gökyüzü sizleri desteklerken harekete geçebilirsiniz. Ve sevgili balıklar, hayatınızda sebepsiz, sorgusuz güvendiğiniz insanların gerçek yüzlerine son birkaç aydır idrak ettiniz. Bu elbette ki pek çoğunuz için sarsıcı oldu. Şimdi sarsıldığınız, kırıldığınız, kanadığınız yerden ışığa kavuşacağınız, olgunlaşacağınız ve bu insanlarla ilgili yaralarınızı kapatacak kişi ve olaylarla yollarınızın kesişeceği bir ay sizleri karşılıyor. Bu ay korkmak, tereddüt etmek yerine cesur davranmak, kabullenişe geçmek, gelen güzelliklere gözlerinizi kör etmek yerine kalbinizin sesini dinleyip gerçekçi bir şekilde yaklaşımlarda olmak büyük bir talihsizlikten sonra gelen şansın müjdesi sizler için. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda iyileşmeler ve sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz 3 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri arasında İşiniz, eğitiminiz, özel ilişkilerinizle ilgili isteklerinizin, fikirlerinizin, planlarınızın kabul göreceği bu güçlü döngüyü lütfen iyi değerlendirin. Hayatınızdan dağılan taşları şimdi toparlayıp çok daha güçlü ve kalıcı hale getirebileceğiniz enerjiler söz konusu. Sağlığınızla ilgili konularda
Mideyle ilgili hassasiyetlere, ülseriniz olabilir, reflünüz olabilir. Çok dikkat etmeli. Sağdan soldan duyduğunuz ilaçları kullanıp kendinizi iyileştirmek yerine uzman bir hekimin tavsiyelerini ve tedavilerini yapmakta daha bilinçli hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızdaysa eş veya sevgilinizin arkadaşlarıyla ilişkilerinin farkına varması, onların sebep olduğu olaylarda size haksızlık ettiğinin pişmanlığıyla tavırlarını, söylemlerini geliştirip değiştirmesi ilişkinizin gidişatını değiştirebilir. Ne karar verecekseniz, bitirmek veya devam ettirmek, bilin ki ayrınız oluyor. Kangren olmuş pek çok şeyden özgürleştiğiniz Ağustos ayı hayatınızdaki kanayan tüm yaralara şifa olsun. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. 17 Temmuz'da yaralıların şifacısı Şiron astrolojik tabiriyle retroya, durağan seyrine başladı. Aralık ayına kadar devam edecek. Ve Ağustos'un birinden itibaren kalplerimizi, ruhlarımızı, hastalıklarımızı, atalarımızdan bugüne taşıdığımız sürekli aynı yerden kanayan yaralarımızı şifalandırmak için etkili gökyüzünde. Hepimiz yaralıyız. Ama az ama çok. Hiçbir zaman yaralar benimki daha çok, benimki daha az diye kıyaslanmamalı. Bu yüzden lütfen doğru dua edin. Duanızda, niyetinizde, meditasyonunuzda o yüksek frekansı bozacak her türlü negatif cümleden uzak durun. O şifacı Şiron tüm yaralarınızı tepeden tırnağa her hücrenizde iyileştirsin istiyorsanız Ya Rabbi sen bizi olduğumuz halimizde muhafaza eyle. Sen bizi daha iyi ve güzel eriştir. Ya Rabbi kalbimdekini gönlümdekini en yüce hayrıma belirtin. Kişiyi, tavrını, tipini net cümlelerle ifade edin. Hayırlısı demek yerine kalbinizden geçeni net cümlelerle duanıza yansıtmak son derece etkili olacaktır. Yüce Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Bakın, Şiron gökyüzünde yaraları sarmak için etkiliyken, Aslan portalı 8'inde kapılarını açarken, 24'ü 25'inde Regulus Kraliyet Sabit Yıldızı tüm kuzey ve güneydeki dengeleri birleştirmek için etkiliyken, duanıza, niyetinize, sabah kalktığınızda şükrünüze, gece yatarken sahip olduklarınıza şükretmek, isterken doğru cümlelerle ifade etmek fazlasıyla önem taşımakta. Ağustos ayı güzellikleri, kardeşliği, barışı, şifayı, aşkı, ahengi, bolluk ve bereketi getirsin her birimize. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun diyorum ve öpüyorum hepinize. Çok teşekkürler Şenay'ım. Yeni yayınlarda önemli günlerde yine buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz sana. Harika bir Ağustos olsun hepimiz için. Doktor Astrolog Şenay Devi'ye çok teşekkürler. Gönlünüzden geçen her neyse hakikatiniz olsun. Ama inşallah o hem sizin hem çevrenizdekiler için en iyi olan olsun. Ne bileyim, öyle söylemek geçti içimden. Belki kendim için de böyle diliyorum. Hem kendim için, hem çevremdekiler için, hem her birimiz için en yüksek faydada olan, olacak olan her neyse o olsun. Güzel bir Ağustos olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye de hoşça kalın. Bu arada ayrılmadan önce İkar Boğalı YouTube kanalına abone olun. Lütfen kanalımda görmek istediklerinizi, önerilerinizi, sorularınızı, yapıcı eleştirilerinizi paylaşın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı son derece kıymetli. Bu yolculukta birlikte yol alıyor olmak çok kıymetli. Bu sebeple yorumları tek tek okuduğumu bilin. Her birine geri dönmek mümkün olmasa da okuduğumu bilin, emin olun. Katıl özelliğiyle İkar Boğalı YouTube kanalı ayrıca destekleyen takipçilerim var. Şimdi tam şurada bir link çıktı arkadaşlar. Hani bu zor zamanlarda İkar Boğalı YouTube kanalı yaşasın diye ayrıca destekte bulunmak. Yani tarifsiz, inanılmaz, nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. İyi ki oradasınız her biriniz. İyi ki buluştuk burada. Ne kadar şükretsem, teşekkür etsem o kadar az. Önce Yüce Rabbime, sonra sizlere. Güzel bir Ağustos olsun.
Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.